Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep İzlik'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Deniz Tavukçuluğa konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ahmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum, çok rica sağ olun. Ederim. Rica ederim. Ben röportajıma öncelikle Ahmet Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ahmet Bey, firmamızdan ve ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Ahmet Bey'i tanıtmak istiyoruz. Ahmet Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmam sene 92'de. Evet. Sene 92'den bu yana. Yani 92'de şakayla girdim bu işe. Evet. Yani çekirdekten yetiştik. Çıraklık olduk. Bitti. Evet, evet. Evet. Çıraklık olduk. Sonra usta olduk. Ustabaşı olduk. Sonra firma geri sahibi olduk. Yani tekrar servisteyken, dezgahtayken yukarı kademe kademe çıktık. Yani. Çok şükür şimdi de gayet de güzel bir günümüz var. Ve bu şekilde faaliyetler devam ediyor. Evet, peki neler yapıyoruz? Bakmış olduğumuz zaman sadece tavuk üzerine burada faaliyetler devam ediyor. Sadece tavuk olarak. Biraz tanıyalım, neler yapıyoruz burada? Sabah işte erken saatte başlıyoruz. Çalışma saatlerimiz erken başlıyor. Servis ağlarımız var. İşte Nizip, Bilecik. Yani marketlere, kasaplara, bakkallara falan her tarafa bile dolaşmıyoruz. Sonra işte burada satış rayonumuz var. Burada gelen müşterimize, halkımıza güzel bir sunum yapıyoruz. Güzel bir lezzet veriyoruz. Evet. Bu şekilde faaliyetimiz devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor ama şu da bazen de gerçek. Evet, siz burada uygun fiyat politikası uyguluyorsunuz. Evet. Tabii ki de kalitenizden taviz vermeyerek bunu başarabiliyorsunuz sürümden dolayı. Tabii, ama tabii. Biz de bazen bu konuda bilinçsiz yaklaşıyoruz. Hani bilmiyoruz aslında. Bu konuda bizlere nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle yani bir tavuk alırken hani biz sadece etikete bakıp değerlendiriyoruz bazı şeyleri çünkü. Bu konudaki görüşleriniz neler? Etiket değil yani etiket tabii çok fonksiyonu çok güzel bir şey ama bunun haricinde işlerken mesela ürüne baktığın zaman zaten soluşmuş olur, buruşmuş olur yani farklı bir şey olur ama biz burada gönül rahatlığıyla müşterimize verebiliyoruz yani ama başka tarafta nasıl olur bilmiyorum. Evet. Biz de çok yani şükür. Dürüstlük değil mi aslında? Dürüstlük en başta tabii. Yani dürüstlük. Şunu da görebiliyoruz aslında, hani siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. İnsanlara ne bekliyorsunuz, burada onu uyguluyorsunuz, değil mi? Güler yüz, hizmet yani güler yüz en önde gelen şeydir. Yani güler yüz. Yani olmazsa olmaz bir tabii. Kere. Yani bir esnafın güler yüzlü olması gerekiyor. Aynen, güler yüz lazım. Çünkü yani insanlar olmasa biz burada olmaz, siz olmazsanız biz olmaz. Çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız tabii, bu noktada. Müşteri olmasa biz zaten burada olmamızın bir anlamı yok yani burada. Evet, yani aslında burada kendi çocuğunuzun, kendinizin yemediği bir şeyde buraya gelin, buradaki halka da sunmuyorsunuz bunu. Hayır, kesinlikle. Diyebiliriz değil mi? Aynen. Ama bence sizin başarınızın sırrı Ahmet Bey, işinizi de severek yapıyorsunuz. Evet, ben işimi çok severek yapıyorum. Yani patronculuk oynamıyorsunuz. Hayır, hayır. Patronculuk değil. İşi severek yapıyorum. Yaptığım işten zevk alıyorum. Evet. Parasal yönü yok. Tamamen hizmet, yani hizmet için. Evet. Yani bu bize yetiyor. Yani sürekli koşturuyorsunuz. Evet, sürekli koşturmak. Siz de işinizin başındasınız. Evet, evet. Yani parasal yönden bakmıyoruz biz bu işe. Sadece İnsanlar gitsinler, memnun olsunlar. Hepsi bu. Bizi tercih evet. ettikleri için. Kesinlikle. Peki gelen konuklarımız, misafirlerimiz nerelerden geliyorlar buraya? Çevre köylerden, illerden geliyorlar. Yani merkezden gelen çok oluyor. Duyan çok oluyor. Yani mesela terbiye yaptığımız ürünlerimiz herkesin hoşuna gidiyor. Çok lezzet alıyorlar. Yani yiyorlar. Evet. Yani çevrelerden çok geliyoruz. Yani bu da sizi mutlu ediyordur değil mi tabii, aslında? Tabii. Yani onların tabii. mutluluğu sizi mutlu ediyor. Tabii en güzeli bu. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Dönelim belki çocukluğa. Buralar hayal ediyor muydunuz? Hani bundan sonrası için neler olur? Dahasına hedefim tam olmadı. Yani tam istediğim gibi değil. Hedefim yani bizim küçümsediğim için değil. Daha büyük işlerine, daha büyük, daha çok hizmet etmek için aslında hedefim bu. Evet. Yani daha ileride, daha bile çok alışveriş olan bir yerlerde daha çok sürüm olsun, daha çok şey olsun. Evet. Millete yani hizmet verelim diye uğraşıyoruz. Tabii bunun için de zaman gerekiyor. Hedef zaman de gerekiyor. Aslında hiç bitmiyor. Çünkü kaliteden taviz vermemek gerekiyor. Evet. Yani bu söylediğinizde anlıyorum. Evet. Nizip gerçekten hani merkeze istinaden bile biraz daha küçük bir yer olduğu için. Küçük olduğu için yani. İmkanlar kısıtlı olabiliyor. Siz bunu aynen. aşmak istiyorsunuz. Değil mi? İnşallah bunları aşacağız. Daha yani, daha güzel yerlere ulaşacağız inşallah. Biz bu yolda başarılar dilerim efendim. Teşekkür Peki buradan ederim. Son olarak Nizip halkına, tüm Türkiye'ye, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizi izlemeye devam etsinler. Değil mi? Evet, öyle. Yani biz hizmette sınır yok.
İzmit'te sınır yok evet. diyoruz. Biz herkesi bu aylarına buradan davet edelim. Hem evet. ekran başındaki izleyicilerimize tabii, hem bekleriz. De Gaziantep Lizip halkına ziyaret eden herkese diyelim. Ben evet. bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep Lizip'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Deniz tavukçuluğa konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.